Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala ve ashabi ecmaîn. Sûret-i Mekke 9. sefer 59. kısım. Fasıl içinde vasıl. Cumartesi günü orucu. Ebu Davud Abdullah bin Bişir'den o da kardeşinden şöyle aktarmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size farz kılan orucun dışında cumartesi günü oruç tutmayınız. İçinizden cumartesi yemek için sadece bir üzüm çöpü veya ağaç dalı bulan kimse onu yesin. Ebu Dağ şöyle demiştir. Bu hadisin hükmü kaldırılmıştır. Ebu İsa bu hadis hakkında Hasan hadis demiştir. Nesai Ümmü Seleme'nin şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kutlu oruçların çoğunun cumartesi ve pazar günü tutar ve şöyle derdi. Müşrikler bu günleri bayram günü olarak kutlardı. Ben onlardan farklı davranmayı severim. Alimler cumartesi günü orucu hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmı tutabileceğini, bir kısmı ise tutulmayacağını ileri sürmüştür. Bilmelisin ki bize göre cumartesi gününe bir son olmadığı ebedilik günüdür. Bu günün gecesi cehennemdedir. Yani cehennemliklere aittir. Dolayısıyla o kap karanlıktır. Gündüzü ise cennetliklere aittir. Öyleyse cennet aydınlatıcı ve ışık saçıcıdır. Açlık cehennemliklerde sürekli ve daimi olduğu gibi zıttı da yani tokluk da cennetliklere aittir. Dolayısıyla cennetlikler acıktıkları veya susadıkları için yiyip içmezler. Sadece bundan haz aldıkları için yer ve içerler. Öyleyse kim cehennemliklerin niteliklerinden olan kabz ve baslayan daralma ve açılma halini müşahede ederse cumartesi tutabileceğini söyler. Çünkü oruç bir kalkandır. Bu kalkan ile oruçlu kendisini başarısızlığa uğratacak şeyden kendini korur. İbn-i Et-Tergib isimli kitabında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediği aktarılır. Allah'ın rızasını arzulayarak bir gün oruç tutan kimseyi Allah ateşten yetmiş şukur uzaklaştırır. Bazı kimselerin müşahede ettiği şey ise bast yani açılma, umut ve cennet olmuş, cumartesi gününün kendisini dinlenildiği için seb yani dinlenme diye isimlendirildiğini anlamıştır. Bununla birlikte söz konusu dinlenme bir, yolgun, bir yorgunluk nedeniyle değildi. Cumartesi, pazar günündeki yaratılışın başlamasıyla Cuma gününde yaratılışın sona ermesi arasındaki gündür. Bu günler kendilerinde Allah'ın alemi yarattığı altı gündür. Cumartesi günü ise ayaklarından birini diğerinin üzerine koyarak şöyle demiştir. Ben hükümdarım. Alemi sağlamca yarattım. Yeryüzünde besinleri takdir etti. Her göğe emirini vahyetti. Terazileri koydu. Yarattığı şeylerin bir kısmını bir kısmına dayandırdı ve onlardan bir kısmını alan ve kabul eden yaptı. Onların istidatlarını en yetkin tarzda kemale erdirdiği gibi her şeye hakkını verdi. Ayetinde bildirdiği şeyi yaptı. Ardından kendisini yaratma işini tamamlayıp boş kalmak ile niteledi. Paragrafın başına dönersek bu durumu müşahede eden kimse hikmet bugün oruç tutmamayı gerektirir der ve oruçta rahatlık ve dinlenme ile çelişen yorgunluk bulunduğu için cumartesi günü orucuna engel olur. Çünkü oruç insanın yaratılışının gereği olan beslenmenin zıttı olduğu için bir meşakkettir. Bazı kimseler ise bir hadiste de belirtildiği gibi, Allah'a ortak koşanlara aykırı davranmaya dikkate alarak, Cumartesi günü oruç tutar, bu insanlar Allah'a ortak koşan kimsenin kendi diktiği şeyi gördüğünü müşahede etmiştir. Bu insanlar herhangi bir işlerini inançlarında, Allah'a koştukları ortağa bıraktıklarında yaptıkları şey, bundan sevinerek bu günü onlar adına bir bayram yapar. Bu nedenle onları yedirir ve içirir. Burada onların taptığı ve kendisine dayandıkları ortağı kastetmiyorum. Burada ortak sözüyle ortak koşulan şeyin dış varlığını değil, onların gönüllerindeki yansımasını ve suretini kastediyorum. O insanlara bu günü bayram ve sevinç günü yapan bir bu surettir. Onların Allah'a ortak yaptıkları şey bu yüklemeden memnun kalabileceği gibi memnun kalmayabilir de. Firavun ve, firavun ve benzerleri gibi bundan memnun olan ortak koşanlar gibidir memnun kalmayıp insanların kendisiyle ilişkilendirdikleri özelliklerden Allah'a sığınan ise kendiliğinde mutlu olurken bedbahtlık onu Allah'a ortak diye ortaya dikenlere döner. Bir insan böyle bir müşahede ile oruç tutabilir ve öyle bir oruç Allah'a ortak koşan ile birleyen arasındaki ilişkinin uzaklığı nedeniyle bir zıttık ilişkisidir. Oruçlu o gün oruç tutma kararını vererek karşıtlık ve zıtlık özelliğiyle nitelenir. Bu oruç o günü bayram sayanların oruç tutmayışlarının zıttıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu amaçla cumartesi günü oruç tutardı.